başına gelen zamlardan sonra insanlar gümüşe herhangi bir eğilim gösterdi mi? Satışlarınızda artış oldu mu? Gümüş tabii ki tak olarak da ürün çeşidi daha geniş. Biraz daha ekonomik olarak ulaşılması kolay bir şey olduğu için, maden olduğu için. Biraz da eğilim çoğaldı. Hani böyle gümüşün yatırımı daha çok takı değil de altın gibi. Has gümüş dediğimiz bu boncuk türü ve külçe olarak satılan gümüşlerden daha çok yatırım olarak, aracı olarak alınıyor. Tak olarak da yine zaten dediğim gibi alınması daha kolay olduğu için gümüşte biraz daha eğilim çoğaldı bu şeylerde zamlardan sonra. Peki şu anda belli bir dediğiniz gibi eğilim var gümüşe. Herhangi bir zam bekleniyor mu gümüşte? Gümüşün böyle nasıl diyeyim size yükselip düşmesi çok ani oluyor böyle. Bayağı bir yükselebiliyor yani dikine bile bir yükseliyor ve dikine bir iniş olabiliyor gümüşte. Bundan 15-20 gün öncesine gram fiyat has gümüşün işlenmemiş gümüşün gram fiyatı 14 lirayken 14 bin lirayken yani kilo fiyatı şu anda 16 binden üzerine çıktı yani kısa bir sürede. Yani düşebilir. İlerleyen zamanda 20 bin lirayı da bulabilir. Onun için gümüşün yatırımcısı yani daha çoğalıyor böyle altına göre. Peki sizce gümüşe aniden düşebilir dediniz. Buna rağmen insanların yatırım yapması etkili olur mu? Daha mantıklı mı olur? Şimdi uzun süreli vadeli bir şey olduğu için, düşünce olduğu için. Hani gümüşü bir de çok böyle günlük yatırım değil, uzun vadeli yatırımlar alıyor. Mesela altını insanlar hani bir çeyrek alayım diyor, kalsın sonra bozdururum diyor. Gümüş öyle değil. Adam mesela 5 kilo alıyor, 10 kilo alıyor. Bu son zamanlarda internet alışverişi de çoğaldı gümüşte böyle. Hani bankalar üzerinden diyelim 1 kilo, 2 kilo alıyor mesela. Hani gümüşü görmüyor da. Şey gibi hisse gibi alıyor böyle. Ondan dolayı biraz şey yükseldi böyle trendi yükseldi gümüşün. Bundan dolayı yani eğilim bayağı yükseldi. Yine de alıyor insanlar yani. Görüştüğümüz birkaç gümüşçü nişan yüzüğü olarak da sattık demişti altının yükselmesinden dolayı. Siz öyle bir şeyle karşılaştınız mı? Kesinlikle karşılaşıyoruz. Özellikle erkekler hani bizim İslam dininden dolayı erkeklerin altın takması haramın olduğundan dolayı gümüşü erkekler özellikle hani bu alyans tarzı dediğimiz ürünlerin satışında bayağı yükselme oldu. Bayanlar da alıyor. Özellikle bu baget taş dediğimiz bu pırlanta benzeri ürünlerin bayanlar da onlara rağbet gösteriyorlar. Bayağı onlarda satışlarımız yükseldi yani. Rica ederim.